Bursa İnegöl Mode Fuarı Ercan Gönültaş Şovu sunar. Evet sevgili seyircilerimiz, tekrar sizlerle beraber olmanın mutluluğunu, keyfini, hazzını hep beraber yaşıyoruz. Şu anda neredeyiz? Tempo Televizyon'dayız ve sizlerle beraberiz. Sevgili dostlarım, epey uzun bir zaman aradan sonra tekrar sizlerle beraber olmanın mutluluğunu, keyfini, hazzını, şevkini hep beraber yaşıyoruz. Sevgili dostlarım, gönül dostlarım, Ramazan'ınızı en kalbi duygularımla, sevgilerimle, saygılarımla, muhabbetlerimle sizleri kutluyorum. Ramazan bütün Müslüman alemine hayırlar getirmesini en derin sevgilerimle, saygılarımla ve muhabbetlerimle birlik getirsin. Toplumda huzur getirsin ve en önemlisi tabii ki yolda kalmışlara, fakirlere, düşkünlere de aynı zamanda mutluluk getirsin diyoruz. Sevgili seyircilerim, yine sizlere beraber olmanın yine keyfini, yine hazzını, yine şevkini en güzel beraber yaşıyoruz. Güzel dostlarım, sizin yüreğinizden öpüyorum ve sizleri kucaklıyorum. Ve bugünkü mutluluğumu, bugünkü sevincimi sizlerle bu güzelliği anlatmakla bitiremem. Yine yepyeni bir televizyonda, Tempo Televizyonu'nda sizlerle beraber olmanın yine keyfi, yine hazzı, yine mutluluğu, yine güzelliğini hep beraber yaşıyoruz. Evet sevgili seyircilerimiz, Ramazan'ın feyzinden, hazından, şevkinden faydalanmamak olur mu? Elbette ki olmaz. 11 ayın sultanı Ramazan'ı en güzel bir şekilde Türkiye'mizde, bütün dünyada kutlamanın yine keyfi, yine mutluluğunu yaşıyoruz. Evet, konuklarımız var tabii ki. Bu akşam Ali Bayram Şahin bizlerle beraber ve aynı zamanda Mert Aktürk bizlerle beraber olacak. Ve de tabii ki sponsorlarımız var. Yine Bursa İnegöl Mode Fuar Başkanı Yavuz Uğurdağ'ın destekleriyle bu programı açıyoruz. Ve hepinize en derin sevgi, saygılarımızla ne yapıyoruz? Ali Bayram Şahin'i alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Güzel dostumuz. Geleceksin diye, geleceksin diye, gökler delindi sanki. Geleceksin diye, geleceksin diye, sen geleceksin diye. Sen geleceksin diye inanmış tüm gönüller vuslata hazırlandı. Arşı taşıyan melekler salatla seni andı. Yıldızlar salıncak kurdu Tur Dağı'nın ardına. Tutku ile sallandılar Ravza'ya doğru. Göz kırptılar milyon kez yetim sofralarına ve Beytullah'a. Göz kırptılar Amine'ye ve Abdullah'a. Sen geleceksin diye Miraç için süslendi yedi kat semavat. Allanıp pullandı Burak isminde bir at. Sekinete büründü neylerin mistik sesi. Beytül Mamur'da misk oldu İbrahim'in nefesi. Ya Resulallah, henüz rahmet olarak bize gönderilmeden evvel İsmi Ahmet Celil'inle müjdelendi yedi düvel. Sen geleceksin diye bulutlar kavim kavim toplandı. Seni işaret ettiler, aralarında fısıldaştılar ve anlaşmazlığı aştılar. Sonra mutluluğun en üst perdesinde dolaştılar. Ardından ıslak melodiler yağdı arzın hassas terazisine. Ham kurdu gökkuşağı Ehl-i Beyt hanesine. Yedi rengin şavkı vurdu ashabın imdat diyen mahzun viranesine. O gülistanda gonca güller
senden aldı rengini. Senden aldı samyeli, ıslık çalıp eserken sahrada ahengini. Kasırgalar dinginleşti, okyanus duruldu. Dalgalar sahile vurdu sessiz sessiz. Çitlen bitler açtı dalında mevsimsiz. Geleceksin diye, geleceksin diye, gökler delindi sanki. Geleceksin diye, geleceksin diye, sen geleceksin diye. Sen geleceksin diye İsa göğe yükselirken seni anlattı. Musa Kızıldeniz'de kanıt bıraktı. Akabe yiğitleri ervahta yemin etti. Seçilmişler meclisinde biat oldu, söz bitti. Hamza tahta kılıçla Uhud'a hazırlandı. Musab dizlerinin dibinde cemalini seyretti. Nurlar inecekti belli, kutlu pazartesine. Kevser'den süt aşılandı Nebi'nin süt annesine, süt annesine. Ya Nebi Allah, sen geleceksin diye evren dimdik ayakta. Uyumak yok dediler Resul gelene kadar. Ceylanlar limon sıktı ahu gözlerine. Sana özendi ervahta cümle enbiya nebi. Sürmeler çektiler kalp gözünün ferine. Sevincin zirvesinde tebessüm volkan oldu. Tabiat makyaj yaptı, sana hazırlandı. Saatler bozuldu, zaman hızlandı. Doğada tüm canlılar tırmandılar teker teker biat kulelerine. Şanlı İslam sancağını aldılar ellerine. Salladılar afaktan makamı İbrahim'e. Sen geleceksin diye Rukba'da Furkan'ı hıfz etti Cibril. Sevinçle çırptı kanadını, İhlas ile andı adını. Kısa bir an varken Musavva için refikine, hurma lifinden elbise biçtirdi kendine ve gök ehline. Sen geleceksin diye Kenan'dan Yusuf kalktı Mekke'ye gelmek için. Güzellik tacını Muhammed Mustafa'ya vermek için. Bu yüzden aynalar yeniden düzenledi kendini. Tozlarını döktü çerçevesinden. Yıldızlar cilalandı, hazırlık tamamlandı. Biliyordu ki en güzel suret ona bakacaktı. Biliyordu ki ferasetinden şimşekler çakacaktı. Sen her aynaya bakışında eriyecekti şerrin şamdanı bal mumu gibi. Kasvet çökecekti batılın üstüne. Gökten taş yağacaktı yüzlerce putun üstüne. Ya Resulallah, gel. Gel ki bir bulut insin cenneti Firdevs'ten. Süzülsün 15'lik gelin gibi. Dolaşsın mübarek başımda. Gel ki gelişin de gidişin gibi asil olsun. Tam 63 yaşında. Tam 63 yaşında. Evet sevgili dostumuz Ali Bayram Şahin. Hocam merhaba, hoş geldiniz, safa geldiniz. Efendim, sevgili dostumuz programımıza. Hocam Bey hoş bulduk. Tempo TV'de
sizlerle beraber bu güzel programda bulunmaktan kıvanç duyduğumu ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla buradan Tempo TV seyircilerinin ve tüm İslam aleminin de mübarek Ramazan-ı Şerif aylarını kutluyorum canı gönülden. Mübarek Ramazan-ı Şerif ayı bütün İslam alemine huzur, barış, mutluluk, gözyaşından uzak, rızıkların bol olduğu, rahmetin bol bol yağdığı bir sene olarak yansımasını Allah'tan niyaz ediyorum inşallah. Amin. Allah razı olsun sevgili Ali Bayram Hocam. Sen geleceksin diye gerçekten naatınız dillere destan bütün Türkiye'mizde. Eyvallah. Gerçekten herkesin dilinde bir ilahimiz. Yüreğine sağlık, ağzına sağlık. Çok teşekkür Buradan ederim. Biz de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de biz en güzel buradan dualarımızı gönderiyoruz. Rabbim onun şefaatine nail eylesin diyoruz. Amin. Salatu selam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine olsun. Salatu ve selam aleyke ya Resulallah. Salatu ve selam aleyke ya Habiballah diyelim. Ve selamımızı da gönderelim inşallah. Eyvallah. Evet sevgili dostlarım, buyurun. Şöyle oturalım. Ne yapıyoruz? TMP yazıyoruz. Boşluk bırakıyoruz. 39-69'a mesajlarınızı bekliyoruz. Bizi tabii ki birçok bölgelerimizden izleyen sevgili dostlarımız var. Öncelikle bizleri izleyen şu anda Bursa'dan. Tabii bu programı aynı zamanda Bursa MODEF Fuar Başkanı Yavuz Uğurdağ'ın destekleriyle yapıyoruz. Tabii İnegöl'den mesajlarımızı bekliyoruz. Yine İnegöl'den bizim çok sevdiğimiz Yüksel annemiz var. Yüksel Aydın annemiz var. Yüksel Aydın annemize de buradan sevgi, saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz. Yine Hacı Ali Aydın ve Şeref ve Sedat Aydın'a, Yusuf Can Polat'a ve Çorum Alaca Sarı Süleyman Köyü Dernek Başkanı Erdal Aslan'a da buradan sevgi, saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz ve selamlarımıza yine devam edeceğiz. Yine Çaycuma'dan bizleri şu anda izleyen Resul Alagöz abimize de sevgi, saygı ve selamlarımızı gönderelim ve diğer sanatçımız Mert Aktürk'ü de alkışlarınızla sahneye alalım. Evet. Ravzasına koştum geldim,
Muhammed'e selam verdim. Medine'ye güller derdim. Doyamadım, doyamadım. Efendime doyamadım. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme doyulur mu sevgili dostlarım? Mümkün değil. Evet, biz de sizlere bu akşam doyamayacağız gibi geliyor. İnşallah güzel bir program, güzel bir programa imza atarız. Bu arada Tempo TV'de ekranların önlerinde bizleri izleyen, evlerine bizleri konuk eden seyircilerimize de güzel bir iki saat şöyle vakit bir vakite inşallah kadar güzel bir vakit geçirirler. Bol bol bu akşam güzel eserler var, naat-ı şerifler var, ilahiler var. Sizin o güzel muhabbetleriniz, sohbetleriniz var. İnşallah bunun feyizinden, bereketinden hep beraber yararlanırız. Güzel bir program çıkartırız inşallah. Eyvallah. Bunu çok ediyorum. Teşekkür ederiz. Biz yeni tanışıyoruz Mert Aktürk'le. Evet. Sevgili dostum merhaba, nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim değerli büyüğüm, değerli abim. Allah razı olsun. Öncelikle size teşekkür ederim değer verip davetinizden dolayı. Demek sevgili dostumuz? Allah razı olsun. Ali Bayram Şahin gibi böyle güzel bir abimizin sizleri bizleriyle tanıştırmasından dolayı biz de gerçekten çok mutlu olduk. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah razı olsun. Ben sizden de Allah razı olsun. Buradan izleyicilerinize selamlar gönderiyorum. İslam coğrafyasının Ramazan-ı Şerif'i mübarek olsun inşallah. Sevgi, saygı, huzur, barış içinde bir Ramazan Allah-u Teala bizlere nasip eder diye dua ediyorum. Eyvallah, dualarımızı inşallah Rabbim kabul etsin. Amin. Bilesin diyoruz. Evet sevgili dostlarımız, birkaç selam daha gönderelim. Çünkü onlar bizim gerçekten gönül dostlarımız. İnegöl Belediye Başkanımız Ali Nur Aktaş'a, aynı zamanda Mode Fuarı'nda da kendilerine İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'a, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hızarcıklıoğlu'na ve Türkiye Mobilyacılar Federasyon Başkanı Ahmet Gülece ve eski Emniyet Müdürü Tunca Gönültaş'a, Erdinç Tümer'e, oğlu Okan Tümer'e ve yine Yüksel annemizin kızlarına, Münevver Can Polat'a, Adalet Hanım'a, Leyla Güner Hanım'a, Ayfer Akdağ Hanım'a, yine Zonguldak Karaman Belediye Başkanı Servet Üstün, Belediye Başkanım şu anda bizleri izliyordur. Karaman'a en güzel sevgi, saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ve VTR'si de var bu akşam inşallah. İkinci şeyden sonra vereceğiz. Ben tabii ki bu arada bütün Zonguldakların ve Batı Karadeniz'deki olan bütün hemşehrilerimizin, Bartın'ın, Karabük'ün, Kastamonu'nun, Sinop, Giresun, Ordu, Samsun, Çankırı, Bolu, Adapazarı, Düzce, Tokat, Amasya, Yozgat, Afyon'a kadar olan şivemizin gene aynı zamanda şu anda tabii şiveli konuşmuyoruz Ramazan programıyla. Ramazan'dan sonra inşallah daha böyle coşkulu bir program yapacağız. Tabii ki şimdi de coşkulu yapıyoruz. Şu anda neremize coşku veriyoruz? Ruhumuza coşku veriyoruz değil mi? Eyvallah. Ramazan'dan sonra nefsimize coşku vereceğiz. Eyvallah. Tabii ki ruhumuz da aynı zamanda 11 ay boyunca acıkıyor. Ruhumuzu bir ay boyunca doyuracağız. Ondan sonra da gönlümüzü doyuruyoruz zaten. Tabii ki 11 ayın sultanı Ramazan'ın feyzinden faydalanmak olmazdı diyoruz. Ve Tempo Televizyon'da, bu güzel televizyonda yine sizlerle beraber olmanın yine mutluluğunu, keyfini, hazını hep beraber yaşıyoruz. Gönül dostlarımıza buradan sevgi, saygı gönderiyorum. Ve ne yapıyorsunuz sevgili dostlarım? Mesaj yazıp, TMS yazıp, boşluk bırakıp 39-69'a gönderiyorsunuz. TMS yazıp boşluk bırakıp TMP. Tabii Tempo'nun TMP'sini yazıyoruz. TMP yazıyoruz. Boşluk bırakıyoruz. 39-69'a gönderiyoruz. Sevgili dostlarımız, bizi izleyen sevgili dostlarımız bizi ne yapsınlar? Desteklesinler inşallah. Tabii ki bizi Çay Değirmeni'nden izleyen aynı zamanda Mayde Dikmen Hanım var. Aynı zamanda Zehra Hanımlar bizleri izliyorlar. Biraz sonra tabii ki selamlarımızı ileteceğiz. Biz ne yapalım? Ali Bayram Hoca'dan bir şimdi tane daha gönderelim mi? Evet, yapalım. Bir eser yaptık. Toplumun içinde bulunduğu hali anlatan. Evet. İhtiyarların, annelerin, babaların, yaşlıların. Anneler günüydü aynı zamanda. Evet. Bütün anneler gününde aynı zamanda anneler gününü kutlu olsun.
Onlar bizim en kutsalımız, evet. Baş tacımız. Evet. Şimdi onlara bütün annelerin ellerinden öpüyorum. Eyvallah. Gerçi dünde kaldı ama biz bugünden söyleyelim fırsatımız varken. Yani bugün bütün, programımız bugündü, bugün bütün, olduğu için bütün söylüyorum. Annelerin ellerinden öpüyorum. Saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum cümle annelere. Ve şunu söylemek istiyorum. Lütfen onlar yaşarken, aramızdalarken onların kıymetlerini, kadir kıymetlerini bilelim. Sonra kaybettikten sonra geri kalan ömrümüzde ağır bir vicdan azabı çekerek ömrümüzü tamamlamayalım diyorum. Dolayısıyla yaşlılara, yaşlanıp da günümüzde gerçekten yalnız bırakılan, ihtiyarladığı zaman hele ki ekonomik durumu iyi olmadan yaşlanan insanlar için bir şey yaptık biz. Bir eser Maşallah. Yaptık. Mert Aktürk kardeşim Mısırlı prodüksiyonda güzel bir çalışma yaptık. İsterseniz onu bir seslendirelim. Ne Çünkü demek? Ona da çok istekler var. Henüz daha yeni bir eser. Onu burada Tempo TV seyircileriyle paylaşmak istiyorum müsaadenizle. Ne demek? Peki. Sevgili hocam. Hele bir parasız yaşlanmaya gör. Evet. Hele bir parasız yaşlanmaya gör. Anaysan koca karı, babaysan moruk olursun. Gülizarda solan güle dönersin. Her soluğun bedelini ağır ödersin. Şafak kapkaranlık söker üstüne. Günler kabus olup çöker üstüne. Hep pencerelerde olur gözlerin. Kapını çalarlar bayramdan bayrama. Biz geldik derler. Yalandan el öpüp hemen giderler. Huslatı ertelersin bir dahaki kurbana. Hele bir parasız yaşlanmaya gör. Hastalıkların külfet olur her bir işinde. Hep yalnız olursun hastahane girişinde. Taşıyamazsın yaşlı bedeni. Bir köşeye çöküp geçmişle yaşarsın. Ve gençliğini hep zihninde taşırsın. Anlatırsın ama anlamazlar seni. Zamanla bunarsın. Unutursun tek tek isimleri, ezberindeki türküleri, şiirleri. Hele bir parasız yaşlanmaya gör. Temmuz güneşinde yüreğin donar. Burnun akar mendilsiz, ışığın söner kandilsiz kalırsın. En yakın dostların sana darılır. Dayandığın baston bile kırılır. Bir yanın dünya, bir yanın ahiret olur. Arafta yaşarsın. Ana dilin olur suskunluk. Kalbine gömersin öfkeyi, hiddeti. Bir tas çorbada bulursun saadeti. Unutulmayı unutursun zamanla. Konuşmaya başlarsın duvarlarla. Yıllar salıncak olup sallar seni. Yarışamazsın günlerle, haftalarla. Hele bir parasız yaşlanmaya gör. Horlanmayı, dışlanmayı, bir emekli maaşına yaslanmayı, bir bakım evinde paslanmayı beklersin. Yataklara düşersin ilgisizlikten. Kedileri kıskanırsın sevgisizlikten. Özlemeyi özlersin özlemsizlikten. Uzaklara dalar gözlerin. Uzaklara dalar gidersin. Rahmetlilerle konuşursun hayal dünyanda.
tek ağlar tek gülersin. Gülizarda solan güle dönersin. Her soluğun bedelini ağır ödersin. Hele bir parasız yaşlanmaya gör. Hele bir parasız yaşlanmaya gör. Gerçekten insanı annesiz, babasız ve de onların ihtiyaç oldukları bir zamanda, bir durumda onlara evlat olarak el uzatmamanın burada sözlerini ifade etmişsiniz. Yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Tabii ki biz evlatlı olarak liyakatımızı, özverimizi, ahde vefamızı en güzel bir şekilde annemize. Tabii baba da burada önemli. Dün anneler günüydü. Ben tabii benim annem vefat etti. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Ama Bursa'da Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Bursa'da İnegöl'den ama bir annemiz var. Şu anda bizleri seyrediyor. Selam olsun. Biz onunla gurur duyuyoruz. Yüksel Aydın anneme buradan sevgi, saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Ellerinden öpüyorum Yüksel anneciğimin. Yine